Şimdi 2023 seçimleri Cumhuriyet'in 2. yüzyılın başlangıç seçimleriydi. Lozan'ın 100. yıl seçimleri. Dolayısıyla Lozan'ın ve Cumhuriyet'in demokratikleşmesi, Lozan'da toplumsal bir sözleşmeye dönüştürülebilmesi açısından önemli fırsatlar barındırıyor içerisinde. Bu yaklaşımla şu anda ülkenin başına bela olan AKP iktidarının değiştirilmesi bizim temel stratejimizden bir tanesiydi. Ve bununla beraber yeni toplumsal sözleşmeyi inşa etmek için bir fırsat bizim açımızdan. Tabii ki bu fırsat bu seçim bizim açımızdan varlık ve yokluk seçimi değildi. Kazansaydık demokratikleşme açısından önemli fırsatlar eline bize geçecekti. Şu an mevcut sonuçta ise mücadeleyi kaldığımız yerden devam etmemizi sağlıyor. Seçim sonuçları istediğimiz sonuçlar olmadığı bir gerçeklik. Biz bunu bir yenilgi olarak algılamıyoruz ama bir başarısız olarak değerlendiriyoruz. Bu başarısızlığın sonuçlarını sağlıklı değerlendirmek açısından ve yeni süreci inşa etmek için 10 Temmuz ve 25 Temmuz tarihleri arasında halkımızla 7 bölgede toplantılar gerçekleştirdik. Hatta 8 bölgede diyebiliriz bu toplantılar. Çünkü deprem bölgesine özel bir önem veriyoruz ve özel bir anlam yüklüyoruz. Dayanışmaya ve sürekli dayanışmaya ihtiyacı var deprem bölgesinde. Bu kapsamda Ahmet bölgesindeki çalışmaya yöneten arkadaşlarımız da bu toplantılar mı başladı? Bugün de işte Kulp'un köylerindeyiz. Bu çalışma sürdürüyor. Halkın değerlendirmesi çok kıymetli esasen. Hem bu süreçte gerek 100 yıllık Cumhuriyet'in Kürt coğrafyasında yarattığı tahribatlar, Kürt halkına yönelik yapmış olduğu saldırılar, gerek seçim sürecindeki partimizin uğramış olduğu taktiksel hatalar ve gerekse de önümüzdeki sürecin nasıl inşa edilebileceğine dair önemli eleştirileri, tespitleri ve önerileri var. Bu kapsamda bugün buradayız. Bütün bunları birlikte değerlendirip konferanslar süreciyle birlikte halkımızın önerilerini kararlaştıracak yeni bir inşa sürecini örgütleyeceğiz. Sayın Hocam özellikle tecridi Kürt halkı açısından önemi bambaşka bir durumdur. Yani Kürt halkı açısından Sayın Öcalan'ın rolünü oynamasının engellenmesi aslında 100 yıllık savaşın ve 100 yıllık inkarın devamına neden oluyor. Dolayısıyla Kürt halkı bu bağlamda çok hassas ve çok ısrarlı bu konuda. Tecridin kaldırılmasının talebinin toplumsallaşması, tecridin kaldırılmasının talebinin güçlü bir dile getirilmesi çok hassas. Sayın Öcalan'ın yönelik uygulanan tecrid hukuka, toplumsal meşruiyete ve insanlığa aykırı bir bütün olarak bir saldırı. Çünkü hukuk dediğimiz, mevzuat dediğimiz mesele bütün bireylerin kanun önündeki eşitlik ilkesini barındırıyor. Ama Sayın Öcalan'a özel bir uygulama yapıyor. Bu yani dünyada hiçbir uygulaması olmayan bir yaklaşım ve bir saldırı işin açısı. Ama esasen devlet bu mevzuatı çiğnemesindeki temel sebebi şu, Türkiye'nin çoğulcu yapısını önüne geçmek ve Kürtlerin başta olmak üzere Türkiye'deki bütün öteki kimliklerin, halkların, inançların toplumsal özne olması ve toplumsal alanda kendilerini ifade etmesini önüne geçmek istiyor. Tecrit bu bağlamda siyaseten de çok derin bir anlam taşıyor. Aynı zamanda Türkiye Sayın Öcalan'ın uygulamış olduğu tecridi bir laboratuvar olarak da kullanıyor. 2005 yılında Türk Ceza Kanunu değiştirirken bu madde konulduğunda oluşan toplumsal tepkiye o dönemde iktidar, AKP iktidarı sadece İmralı için kullanacağını söylemişti. Ama zaman geçti ve biz gördük ki cezaevlerindeki tecrit uygulaması 2006'dan sonra Türkiye geneline yayıldı. Ama toplumsal tecrit ise şu anda yaşamın her alanında bir toplumsal tecrit var. Bugün bir basın açıklamasının yapılmasından bir tecritten tutun da doğanın korunması yönelik bir tecrit, emekçilerin mücadelesinin yürütülmesine ilişkin bir tecrit, basına yönelik saldırı ilişkin bir tecrit, kültüre yönelik saldırı ilişkin bir tecrit. Mesela AKP'nin İmralı'da başlamış olduğu tecrit politikası maalesef bugün yaşamın her alanına bir sirayet etmiş. O nedenle yaşamın her alanına göre Türkiye toplumun bütün kesimleri başta temel insan hakkı olan temel insan hakkına aykırılığı gösteren bu tecridin kaldırılmasına ve Türkiye toplumunun barışına yönelik bir saldırı olarak değerlendirilen bu tecridin kaldırılmasına ilişkin bir tutum geliştirmesi gerekiyor. Çünkü Sayın Öcalan'a ilişkin bu tecrid aslında Türkiye toplumuna yapılan bir kötülüktür. Sadece Sayın Öcalan'a ilişkin bir saldırı değil, Türkiye toplumun kendisine yapılan bir kötülüktür. Öcalan'ın rolünü oynaması toplumsal barışı sağlayacağı defaten bu ülke pratikleştirdi. Özellikle çözüm sürecinde bu pratik gerçekleşti. O nedenle biz de toplumsal siyaset yürüten bir siyasi hareket olarak
toplumsal sorunların çözümü için kimin rolünü oynaması gerekiyorsa ki bu en başta Sayın Cumhurbaşkanı'dır, onun rolünü oynaması açısından yollarını açmak ve tecrübe kaldırması için bu mücadeleyi toplumsallaştırmak, halkla birlikte örgütlemek için önümüzdeki süreçte en önemli çalışmalarımızdan bir tanesi bu olacaktır.